Saygıdeğer arkadaşlarım, Hizbullah'ın siyasi plandaki kolu Hüdapars evvelki gün, yani 7 Ekim'de Diyarbakır'da cihat çağrısı yapan bir miting düzenledi. Mitingle ilgili haberi Cumhuriyet Gazetesi'nin dünkü manşetinden okuyalım. İşte gazetenin manşeti. Cenk ve şehadet sloganları. Diyarbakır'da cihat çağrısı. Hizbullah'ın medrese yapılanmasının etkinliğinde kılıç şart vurgusu yapıldı. Tema Aksa Tufanı, yani Hamas'ın eylemini bahane ederek bu cihat çağrısını yapıyorlar arkadaşlar bunlar. Kendi ideolojilerini sergileme için bir gerekçe bulmuş oluyorlar. Eski Hizbullah'ın İran sorumlusunun başkanlığını yaptığı Alimler ve Medreseler Birliği. Şuraya bakın ya. Tekkeler, zaviyeler, medreseler 25-26'da devrim kanunlarıyla kapatıldı ya. Kanunen yasak bunlar. Ama dedik ya Tayyipkillere kanunsuzlar diye. Anayasa, kanun, ceza kanunu falan hepsini yerle bir etti bunlar diye. Üç ciltlik kitabı boşuna yazmadık kanunsuzlar adıyla arkadaşlar. Ve o kitaplardan dolayı 4 yıl 8 ay cezaya boşuna mahkum olmadık. Halkımızı uyandırmak, bilinçlendirmek, gelmekte olan felaketi onlara göstermek için yaptık bu yayınları. Evet, Alimler ve Medreseler Birliği, Aksa Tufanı Harekatı, temasıyla Diyarbakır'da alimler buluşması düzenledi. İslam dininin sadece cihat ile yayılabileceğini öne süren konuşmacılar, İslam dini kılıç kullanılmazsa esaslarını başka yerlere ulaştıramayacaktır dedi. Yani adamlardaki kafaya bakın ya. Kılıçla çıkacak, İslam dinini dünyaya egemen kılacak ya. 1400 yıl öncesinin Mekke, Medine kafası bu ya. İşte ondan diyoruz biz bunlara. Alayı bunların orta çağcı. Bakmayın bugün aramızda yaşıyor bulunmalarına. Zihnen, mental olarak, ideoloji olarak, anlayış olarak bunlar 1400 yıl öncesinin Hicaz köleci toplumunun örfünden oluşan düzeni savunuyorlar ya. Savundukları düzenin aslı esası bu. Köleci toplum düzeni ya. Savundukları. Onu da doğaüstü ilahi bir buyruğa tabi tutarak ebedileştiriyorlar arkadaşlar. Yani toplumumuzu o çağa 1400 yıl öncesinin Medine'nin köleci toplum çağına götürmek istiyorlar. Amaç bu, ideoloji bu. Filistin'e destek bahanesi, tabi bahane. Sonuç bildirgesi Türkçe, Arapça ve Kürtçe olarak yayımlandı. Bildiride Aksa Tufanı İslam tarihi boyunca devam eden kutsal cihat savaşının bugün yürütülen halidir. Sıra size gelmeden ayağa kalkın ve Siyonizme karşı canla başla cihat eden mücahitlerin yanında yer alın ifadeleri kullanıldı. Tutar mı var sizi? Hadi gidin. Türkiye'de böyle Tırışka'dan
sadece lafla, kuru gürültüyle destek vereceğinize gidin. Hamas'la birlikte Siyonist İsrail'e karşı yan yana cihad edin. Ona neye gelmezsiniz? Gelemezsiniz değil mi? Canınız saklı. Böylesine düzenbaz bunlar arkadaşlar. İkili işte oynarlar. Yaptıkları işte bu destekledikleri kuru gürültüden ibaret. Yoksa bunların Tayyipgilleri Din İşleri Müdürü Ali Erbaş'ın damadına varıncaya kadar İsrail'le alışverişteler ya. Ticari alışveriş giderek artarak sürüyor. Yahu Filistin'i bombalayan İsrail savaş uçaklarının yakıtının %40'ını Bakü, Tiflis, Ceyhan üzerinden tankerlere yükleniyor. Yani Ceyhan'dan tankerlere yüklenip İsrail limanlarına iletiliyor ya. O yakıtları kullanarak Siyonist İsrail'in uçakları Filistin halkını vuruyor. Beyrut'u vuruyor. Lübnan şehirlerini vuruyor. Bunlar sahtekardan başka bir şey değil ya. Hiçbir şey değil ya arkadaşlar. Lapar adlı Türkiye Cumhuriyeti ve Türk düşmanı, bu ortaçağcı, bu anayasayı ve kanunları hiçe sayan hareketin Diyarbakır'daki eylemine polis hiçbir müdahalede bulunmuyor ya. Sadece seyretmekle yetiniyor arkadaşlar. Yani bu neyi gösteriyor? Tayyipgillerle Hüdapar'ın aynı ortaçağcı hedefe kilitlendiklerini, oynadıklarını gösteriyor. Amaç birliği, hedef birliği içinde olduklarını gösteriyor. Oysa polis senede bir defa Taksim'de işçi bayramını, 1 Mayıs işçi bayramını, işçi sınıfımızın birlik, dayanışma ve mücadele günü olan evrensel bayramını kutlamasına izin vermiyor arkadaşlar. Bütün ana yolları kapatıyor trafiğe. Ve on binlerce polisi yığıyor tüm geçitlere, yollara. Çevre illerden de takviye polis ekipleri getiriyor. İzin vermiyor. Bu işçi sınıfımızın düşmanı olduğunu gösteriyor açıkça bu iktidarın arkadaşlar. Amerika'nın ve para babalarının, tefeci bezirgan sermayenin çıkarlarını savunan bir iktidar. Onun dünya görüşünü savunan bir iktidar. Fakat dediğim gibi Polonez işçileri gördüğümüz gibi aylardır direniyorlar arkadaşlar. Patron kim? Ürdünlü kraliyet ailesine yakın bir para babası. Polonez gıdanın 146 işçisi sendikalaştıkları için işten atılıyorlar ya. Yasal haklarını kullandıkları için işten atılıyorlar. Ve kanunsuz bir biçimde işveren çalışmasını fabrikanın arka kapılarından sokup çıkardığı kamyonlarla, tırlarla sürdürüyor. Yeni aldığı kaçak işçilerle sürdürüyor arkadaşlar. Ve direnen işçilere ne yapıyor polis? Müdahale ediyor ya. Coplarla, gazlarla müdahale ediyor. Tez kelepçeler vurarak gözaltına alıyor arkadaşlar. Ne yapmış? Kanuni haklarını kullanmak istemiş ya. Alın terinin karşılığını azıcık da olsa almak istemiş. Bu işçi kardeşlerimiz. Ama ona izin vermiyor. Kimin yanında bu? Ürdünlü para babasının yanında bu iktidar. Polisi de o şekilde kullanıyor.
Yine Ege'de, Karadeniz'de, güney illerimizde doğasını korumaya çalışan köylülerimizin karşısına kimi çıkarıyor? Jandarmayı çıkarıyor arkadaşlar ya. Yahu doğasını, köyünü, ormanını, deresini korumak istiyor o köylü kardeşlerimiz. Ama ona da izin vermiyor ya. Mücadele eden köylü kardeşlerimize de zulmediyor ya. Jandarma zulmü uyguluyor. İşte böylesine işçimizin, köylümüzün alın teriyle geçim sağlayan tüm insanlarımızın düşmanı, halk düşmanı, vatan millet düşmanı, kuvayi milliye ve layık cumhuriyet düşmanı, Amerikan kuklası bir iktidar var. Tayyip Güller iktidarı arkadaşlar. Ya bu Hüdapar'ın söylemi, ideolojisi açık. Ne diyor? Anayasanın ilk dört maddesini kaldıralım diyor. Tabii orada da düzenbazlık yapıyor. Dördüncü maddeyi. Yani değiştirilemez ilk üç maddeyi koruma altına alan dördüncü maddeyi kaldıralım diyor. O zaman dört maddeyi de hadi meclis çoğunluğumuz var kaldıralım deyip kaldıracaklar. Yani laikliği anayasadan çıkaracaklar. Onun yerine Türkiye Cumhuriyeti bir din devletidir İbaresini yerleştirecekler arkadaşlar. Hizbullah bununla da yetinmiyor. Ayı Kürt İslam Devleti kurmak istiyor ya. Bu amacını hiç gizlemedi. Orta Çağcı Kürt Devleti kurmak istiyor ayrı. PKK'den farkı bu. PKK Amerikancı Burjuva Kürt Hareketi. O Amerikan tarzı bir Kuzeydoğu Suriye'deki PKK'stan benzeri Kürdillerinde bir devlet kurmak istiyor. Ama bunlar orta çağcı, şeriatçı bir Kürt devleti kurmak istiyorlar ayrı Türkiye'yi parçalayarak. Ya bir de diyor ki Müslümanlar birleşsin, el birliğiyle katılsın. Ya Müslümanların ne birliği var ya? Ya İsrail'in en büyük dostu Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Türkiye ya. Sen ne İslam Birliği'nden bahsediyorsun? Kaldı ki sen Hizbullah'ın yaptığı vahşi cinayetleri işlerken kimleri kurban seçtin? Tamamen İslami duyguları yüksek olan insanları kurban seçtin ya. Onları öldürdün ya. Önce alan temizliği, mahalle temizliği yapmak için kendinden olmayan dindar insanları öldürdün. Hem de domuz bağlarıyla, canavarca, insanlık dışı bir şekilde. Konca kuruşu kaçırdın ya. Eşinin yanı başında Mersin'den getirdin. Konya'ya, benim şehrime, hem de Meram ilçesine, benim Konya'daki ilçeme, benim çocukluğumun geçtiği, çok iyi bildiğim yerlerdeki bir villayı satın alıp, onun bodrumunu kazarak orada sorguladın kadıncağızı, sorgulamayı videoya da çektin, sonra da o bodrumu kazarak, kadıncağızı canlı canlı domuz bağıyla bağlayıp üzerini toprakla örterek hainane, alçakçasına, vicdansız ve namussuzcasına katlettin ya. Ondan sonra da İslam Birliği. Biraz geriye gidelim. Yahu Haçlı Savaşları sırasında Selçuklu Türk ordusunu kim arkadan vuruyor ya? Arap orduları ya. Haçlılarla işbirliği yapıyor.
Bunu biz iddia etmiyoruz. Alın kendisi de köken olarak bir Beylut Arabı olan Amin Maluf'un Arapların gözüyle Haçlı Seferleri adlı kitabını okuyun. Orada Amin Maluf anlatır. Bu ihaneti ya. Bu namussuzluğu. Biraz yakın tarihe gelelim. Birinci emperyalist paylaşım savaşı yıllarında. Yahu Mekke Şerifi, Şerif Hüseyin olmak üzere, Yemen'deki İmam Yahya olmak üzere ve Filistin'deki tüm Arap aşiret liderleri olmak üzere İngilizlerle beraber halifeyi, onun ordusunu yani Osmanlı ordusunu arkadan vurdular ya. İngiliz Lawrence'ın komutasında onun yönlendirmesiyle Müslüman Türk evlatlarımızı katlettiler ya. Ondan sonra da İslam Birliği cihatmış Müslümanın. Bırak bunları. Soytarılık, namussuzluk bunlar. İşte böylesine hain bir hareketi, insanlık dışı bir hareketi, canavarca ruh haline sahip insanlardan oluşan bir hareketi Tayyip ne yaptı? Yörüngesine çekti, onlara rüşvet olarak 4 milletvekili verdi. İttifak kurdu onlarla ya. Yani bu Tayyip dinlerin de gibi seti yok arkadaşlar. Bunlar da defalarca anlattığımız gibi hiçbir insani, vicdani, ahlaki değer taşımazlar. Yiv sıyırmış çivatalar gibidir bunlar. Sağa da çevirseniz sıkmazlar, sola da çevirseniz sıkmazlar arkadaşlar. Yalama olmuş çivatalardır bunlar. Yani vicdanen, ahlaken aynen öyledir. Hiçbir yivleri, setleri yoktur bunlar. Çıkar, koltuk, makam, para, pul, servet, küp doldurma neredeyse bunların kıblesi, gerçek kıblesi orasıdır. Alayının. Şimdi bu Hizbullah'ın lideri Zekeriya'yla Devlet Bohçalı, kaçak ve de haram sarayın arkadan Bohçalısı 23'ün Mayıs seçimleri sonrasında yeniden başkan seçtiren kendisini Tayyip'in yanı başında kürsüye çıktılar, gösteri yaptılar ya, fotoğraf verdiler. Bu Zekeriya ile kim el ele tutuştu? Devlet Bahçeli ya. Bu el ele tutuştu arkadaşlar. Bu adamda da bir yivset olabilir mi ya? Türklükle, millilikle, milliyetçilikle zerre ilgisi olabilir mi bu adamın? Bu Bahçeli. Yok ya. Bu da aynı kategoriye girer. Ya o adam ben layık Türkiye Cumhuriyeti'ne düşmanım. Bağımsız bir Kürt İslam Devleti kurmak istiyorum diyor. Bu Bohçalı onunla yan yana el ele tutuşup ellerini havaya kaldırıyorlar ya. İşte görüntü. İştenlikli bir insan, namuslu bir insan, bir vatansever, bir Kuvayi Milliyeci bunların görünce iğrenmez mi ya? Tu demez mi bunların suratına? Arkadaşlar daha önce de söyledik defalarca. PKK nedir? O da Amerikancı Burjuva Kürt hareketidir. Hüdapar'la tek farkı bunlar din devleti kurmak istiyor. Onlar kendilerine göre layık oynayan bir devlet kurmak istiyorlar. Ve Amerika'nın yörüngesinde yani ikinci bir İsrail olmak istiyor onlar. Nitekim şu anda da İsrail'i aktif bir şekilde
her zaman olduğu gibi destekliyorlar ya. Ya o Kandil'de Karaylan İsrail'in kuruluş yıl dönümünde her zaman kutlama mesajları gönderir ya İsrail devletine. CIA ve Mossad ajanları bunlara gerilla teknikleri, savaş teknikleri mi üretir ya? Kaynaşıktırlar PKK'de. PKK aynı amacı taşımaktadır. Bağımsız Kürt devleti. Amerika'nın kucağında, Amerika'nın hizmetinde, Orta Doğu'da Amerika'ya ikinci bir petrol bekçisi görevi yapmak için, ikinci bir İsrail olmak için. Ve bunu Öcalan İmralı görüşmelerinde açıkça söyledi ya. Barzani kendisini eleştirdi. Öcalan bağımsız devlet bile diyemiyor, hiçbir şey diyemiyor diye. Ona cevap verdi Öcalan. Ne dedi? Ben bağımsız devletten de vazgeçmedim, hiçbir şeyden vazgeçmedim dedi. Barzanistan lideri Barzani bağımsızlık ilan etti biliyorsunuz. Ama efendileri Amerika, Avrupa henüz sabırlı ol ya, daha zamanı gelmedi. Senin o ilanı yapacağın zamanı biliriz biz, bekle. Zamanı gelince sana tamam ilan et bağımsızlığını diyeceğiz dediler ve geri çekti. Ya bu PKK'nın amacını açıkça Pervin Buldan işte yaptığı şu konuşmada netçe söylüyor, ortaya koyuyor ya. Kürtler statüsünü elde etti artık. Suriye'de elde edilen statü. Suriye'de elde edilen statü çok yakın zamanda Türkiye'de de Kürt halkının mücadelesiyle elde edilecekti. Peki meclisin yeni yasama yılının açılışında güya, yani yasa masa hepsi hikaye aslında da, göstermelik olarak meclisin bir işlevi varmış gibi sunuyorlar halkı kandırmak için arkadaşlar. Yoksa 22 yıldan bu yana tüm uygulanan yasa denen şeyler kaçak sarayda oturan Tayyip'in iki dudağı arasından çıkan buyruklardır ya. Onun dışında ne yargının işlevi var, ne anayasanın işlevi var, ne anayasa mahkemesinin, ne Yargıtay'ın, ne alt düzeydeki yargı kurumlarının hiçbirinin işlevi yok ya. Tayyip tutukla şunları diyor, tutukluyorlar. Sal diyor, salıyorlar. Meclisin o yasama yılı başlangıç töreninde Devlet Bahçeli denen insanların milli duygularını kullanarak onları kandıran şahıs, kriminal şahıs kalktı, demlilerin ayağına gitti ya. Onlarla tokalaştı ya. Gülücükler saçtı onlarla birlikte. Bunun sebebi sorulunca da gazeteciler tarafından, dünyada barış istiyorsak ülkemizde de barışı sağlamamız lazım, yeni bir dönem başlıyor diye gerekçelendirdi bunu ya. Ya bu Tayyip'in piyonu ya, kuklası ya. Tayyip yeniden bir Kürt açılımı başlatacak. Zaten buna dair daha önce de söylediğimiz gibi Demirtaş'ta anlaşmışlardı. Ama 31 Mart seçimlerinde hezimet yaşayınca Tayyip o sözünü tutamadı. Zaten hezimet yaşadım, şimdi bir de böyle açılıma girersem dibe vurur oylarım diye onu erteledi. Şimdi yeniden oraya dönecekler arkadaşlar. Aynen Oslo'da olduğu gibi
Dolmabahçe'de olduğu gibi yeni bir masaya oturup Kürt açılımı başlatacaklar. Ne diyordu orada Pervin Buldan? Dolmabahçe'de bize verdiklerini, Oslo'da bize verdiklerini açıklasam bunlar sokağa çıkamazlar diyordu. Tayyipkileri kastederek. Onları açıklamazsam namerdim dedi. Hala bugüne kadar açıklamadı. Bak kaç yıl geçti aradan. Çünkü hala Tayyipkilerle masaya oturmak, anlaşmak ve Türkiye'yi parçalanmaya götürecek bir metni imzalamak ve onu uygulamak derdindeler arkadaşlar. Evet arkadaşlar, işte Pervin Buldan da netçe gördük. Hedef bu, niyet bu, anlayış bu, ideoloji bu. Bohçalı bunlarla da işte dışta ya işte. Şimdi kendisini işkendikli, ben milliyetçiyim, ülkücüyüm diyen kardeşlerimize soruyorum. 27 yıldır başınızda bulunan bu kaçak sarayın kaset tutsağı Bohçalı'nın hala peşinde mi gideceksiniz ya? Bunu lider mi belleyeceksiniz hala ya? Hala bu oluşumda mı kalacaksınız ya? Uyanmayacak mısınız ya? Ya biz ne yapıyoruz? Bu adamlar kim? Türk milliyetçiliği adına, millilik adına ne yapmışlar bugüne kadar? Sıfır ya. Ama Amerika'dan aldıkları görevleri yapmışlar. 3000'i aşkın devrimci, vatansever, kuvayi milliyetçi, Mustafa Kemal ve İnönücü insanımızı katletmişler ya. Ya 70'li 80'li yıllarda bunlar para babalarının bu MHP'li gençlere fabrikalarında işçi sınıfımızın eylemlerine karşı nöbet tuttururlardı ya. Bizzat tanık olduk biz buna arkadaşlar. Patronları koruyan, onların çıkarlarını koruyan militan olarak görev yaptırdılar milliyetçi gençlere ya. Gerçek vatan evlatları, halk çocukları, işçi sınıfımız alın terinin karşılığını isteyince patronlar bunları çıkardı karşılarına ya. Siyahla. Bunlar halkımızın düşmanı arkadaşlar. Para babaları nasıl Amerika'nın ekonomik ortakları, çıkar ortakları ise bunlar da siyasi çıkar ortakları. Hepsi Amerika'nın, CIA'nın, Pentagon'un, Washington'un emrinde, yönetimindedirler ve onun çıkarlarına hizmet ederler. İşte Sinan Ateş'i de o kategoriye girmediği için gerçekten Kuvayi Milliyeci, vatansever, halksever, Mustafa Kemal ve İnönü geleneğine sadakatle bağlı olduğu için katlettirdiler arkadaşlar. Bizzat bu Bahçeli'nin başında bulunduğu MHP yönetimi. Sinan Ateş gibi namuslu bir insanın MHP'nin başına, yönetimine, başkanlığına gelmesine izin vermedi Amerika. O yüzden en aşağılık, en namussuzca, en çakalca biçimde Ankara'da güpegündüz paçavra, ciğeri beş para etmez torbacılar çetesine katlettirdiler arkadaşlar. Tayyipkillerin emrindeki yargıda bu gerçek katilleri sorgulayamadı, asla yargılayamaz arkadaşlar. Alt düzeydeki çakallar, torbacılar ekibini yargılayabildi. Ancak onlara ceza verebildi. Evet arkadaşlar. Bunlar işte böyle. Bunların iç yüzünü
görüp anlamanız gerekir. Saygıdeğer halkımız. O yüzden tek bir şey istiyoruz sizden. Anlaşılmak. Ve ne diyor önderimiz? 17 yaşında Kuvayi Milliye'ye elde silah katılan Yörük Aliyev'in çetesinde işgalci Yunan'a karşı savaşan ve savaştaki başarısıyla Köyceviz Kuvayi Milliye askeri komutanlığına kadar yükselen Hikmet Kıvılcımlı. Gerçek milliyetçilik sosyalistliktir diyor. Evet arkadaşlar, biz de aynı şeyi diyoruz ve aynı şeyi savunuyoruz. Gerçek milliyetçilik sosyalistliktir. Onun dışındakilerin hepsi kandırmacadır. Kalır sağlayacaklar.